Herkese merhabalar. Futbol Manager 2021 sezon sonu değerlendirmelerine göz atacağız. Bildiğiniz üzere bu sene sezon sonu değerlendirmeleri de tamamen değişti. Zaten ilk gelen ekranda görüyorsunuz sezon sonu değerlendirmesinde 2020-2021 sezonu Süper Lig şampiyonu olmuşuz. Yeni transferler diyelim. Ener Valencia bu arada iyi paraya gönderdik. Ener Valencia'yı 6.39 milyon euroya. Yönetimin transfere tepkisi Kötüymüş. Yeni gelen bir oyuncuyu sattık. Daha büyük bir gelir elde etmeyi bekliyorlarmış Valencia'dan. Ucuza mı gitti o zaman? Şu an üzüldüm. Sezon sonuçlarına bakalım. Ee, sonuçlar, Süper Lig şampiyonluğu yönetim beklentisi varmış. Biz zaten şampiyon olduk. Kendi evindeki ortalama seyirci 38.644, %80 doluluk oranımız var. Samat'ta en fazla gol atan oyuncumuz Babakar'la birlikte... Ligde gol krallığında birinciler ikisi de 27'şer gol attı. Yönetimin güven durumu yönetim takımı idare edici şeklinizden memnun. Türkiye kupasından elenmiştik. E, ligi aldık neyse ki uzak ara farklı. Puan durumunun hemen yanında da lig kupa sonuçları var. Yaptığımız maçların skorlarını burada göstermişler. Hatırlamaya değer anlarda neler varmış? En farklı galibiyet Kayseri Spor'u. 7-0 kendi evimizde yenmişiz. Kayseri Spor zaten çok kötü gidiyordu. Unutulmaz maç. Deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 kazandığımız Samatta ve Pelkas'ın golleriyle 2-0 kazandığımız maç. Sezonun golü. E, bu inanılmaz bir goldü gerçekten. Yani direkt görerek bilerek bir orta ve Dirar'ın böyle bir vuruşu gerçekten çok enteresandı. Mali duruma bakalım. Kulübü itibarı e, yine aynı bir şey değişmemiş. Geçtiğimiz sezonun ardından kulübün itibarında bir değişiklik yaşanmadı zaten yazıyormuş burada. Toplam sponsorluk anlaşmaları bu senenin sponsorluk anlaşmamız yok. En önemli anlaşma bu senede yapılan anlaşmalarımız olmadığı için buralar boş. Yıllık gelir, sponsorluk geliri, yayın geliri, loja ve ağırlama paketleri, lig kupa para ödülleri ve maç günü yapılan reklam lisanslı ürünler vesaireler gelen paralar. Peki formalar en çok Caner'in forması mı satmış? 15.613 forma satıldı. Caner Ozan Sosa, Perotti, Luis Gustavo'nun formaları satılmış. 1.1 milyon euro. 108.000 euro tutarındaki yurt dışındaki taraftarlarımız almış. %10'u yurt dışı taraftarlarımız. Genellikle tercih ettiğimiz 11. 4-2-2-2 Brezilya işi. E, Caner Serdar Tisseran Sangare, Ozan Luis Gustavo ikilisi. Pelkas, Perotti, Samat'ta. Ademi ama Samat da Ademi ve e, Ozan Gustavo'nun yerleri böyle değildi aslında. En çok e, bu, bu da güzel olmuş ya. Bu ekranlar falan bayağı güzel. Önemli başarılar ve performanslar. Ne oldu ben Rönesans döneminin eseri miyim? Ne yaptınız ben? Niye böyle bir surat var bende? Neyse düzelir diye ümit ediyorum. Futbolcu ödülleri. Taraftarlar Caner'i sezonun oyuncusu seçmiş. Caner 14 asist yaptı. Altay genç oyuncu sezonun golü Nabil, ee, en golcü Samat'ta, en fazla asist yapan Caner işte aşağıya inmiyor. Bunlar giderilecek bu sorunlar. Lig kupa ödülleri yok. Rekorlar Samat'ta en fazla golü atmış 29, Tiam bir maçta 4 gol, Caner 14 asist, 24 maçta gol yememiş Altay. Sangare 6 kez maçın adamı, Luis Gustavo e, savaşçı orta saha savunma 12 sarı bir kırmızı. Ama yine iyi az kırmızı gördü yani en genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz. Gökhan Gönül 36 yaşındaymış en yaşlı oyuncu. Alttaki de gün 36 yaş 132 gün. Tiam en hızlı gol. 1 dakika 59 saniyede hemen başlar başlamaz gol atmış. En golcü en genç golcü Ömer Beyaz. En yaşlı golcü Papi Sisse. Herkes attı bizde. Kırılan rekorlar. Süperlikte Süper Lig'de puan sezon boyunca yaptıklarınız karşılıksız kalmadı. Ve sezon Sezon sonundaki ödül törenimizde üstün azimlerimizden ötürü sizi taşlandırmak istedik. Teşekkür ederiz. Fenerbahçe her şeyi olağanüstü sezon başlangıcına borçlu. Bu onların şampiyonluk tırmanışlarının ilk adımı oldu demiş Golcom'dan Robert. Eyvallah Robert. E bitir diyoruz güzel bir ekran gelmiş. 5 dakikalık bir süreçte size bunu anlatmaya çalıştım. E, bence bir biraz hareket katmış diye düşünüyorum oyuna. Sizler de fikirlerinizi belirtirseniz mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.